Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. İlk genel kurul toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. İşte ayrıntılar. Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Yeni ve sivil bir anayasa görevimiz dedi. Yeni yasama yılının açılışında meclise anayasa çağrısı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni harekat müjdesi verdi. Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejimiz bakidir. Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyorum. Enflasyonla mücadeleye değindi. Hayat pahalılığını ortadan kaldırmakta kararlıyız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir. Biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, meclisin ikinci yasama yılına başlamasının ardından 3 Ekim'de milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek. Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda komisyon üyelerine enflasyon ve para politikalarını anlatacak. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.